Yıllar önce kimi çalışmak amaçlı işçi olarak tuttu Avrupa'nın yolunu, kimini hayalleri çağırıyordu uzaklardan. Geçmiş dönemin işçi statüsünü değiştiren, bugünün Avrupa'sında yer edinmiş iş adamı, siyasetçisi, sanatçısı, kısacası onlar, başarıyla akışa yön verenlerden olan Avrupalı Türkler. Daha güçlü, daha zengin, daha evrensel. Çoğu geçim derdi için koptu vatanından. Kimini hayalleri çağırdı el dediğimiz topraklardan. Bazılarına göre hayaller sadece bir biletin tek gidişlik parafa atılmış kağıt parçasındaydı. Onlar dünya nüfusuna geniş bir alanda nüfuz etmiş Avrupalı Türkler. El ilinde, el üstünde başlıyor. Hayatımızın akışını bazen zorunluluklar, bazen fırsatlar belirler. Yıllar önce iş aş için trenler dolusu Avrupa'ya giden insanlarımızın çocukları, şimdi uçaklar dolusu Avrupalıyı ülkemize ve dünyanın başka köşelerine taşıyor. Yaban ellerde başarıya ulaşmış insanlarımızdan birinin, Ahmet Karacadal'ın memleketi Aksaray'dan başlayıp Avrupa'nın sınırlarını zorlayan dünden bugüne hikayesi. Hollanda mazim benim doğduktan sonra Hollanda'da hikayem başlamıştı. Devamında bir 5 yıl kaldım. 5 yıl sonra annem kesin dönüş kararını verdikten sonra biz annemle birlikte Hollanda'dan Türkiye'ye döndük. Yaklaşık olarak da ilkokul, ortaokul, liseyi orada bitirdikten sonra abilim ve babam tarafından ailece bir karar verdik. 18 yaş altında Hollanda kanunlarına göre işçi ailesi çocuğu statüsünde hakkımızı kaybetmemek adına Hollanda serüvenimiz 89 yılında başlamış oldu. Babamı dinleyerek yola başlamış olduğumda bir işçi ailesinin şekli burada fabrika işçisi olmak veya tarımda çalışmak gibi alternatifler vardı babam tarafından. Fakat abim ticaret hayatına başlamıştı zaten 89'dan önce. Ben orada bir gelişten sonra babamı dinleyerek bir işçi çocuğu olacaktım. Fabrika işçisi olacaktım. Ondan dolayı babamı dinlemeyerek özellikle abimin yolunu seçtim ve kendisinden de olabildiğince bana vermiş olduğu ilk zamanlardaki bir işçi ailesinin bakışında bir ön yargı hakimdir. O ön yargıyı tabii belirli bir süreden sonra kırdım. Ve abimin yanına 89 yılından 92'ye kadar çok az zaman dilimlerinde takıldım. Kendimi kanıtlamak adına ve aynı zamanda babamı mutlu etmek adına tarımda, temizlik işlerinde çalıştım. Tabii bu 92'ye kadar olan bir serüvenimdi. 92'den sonra artık abime de kendimi kanıtlamıştım. Çünkü Türkiye'de ticaret lisesinde mezunuyum. Biletçiliğe abimin sayesinde 92 yılında bir şekilde 89 ile 92 arasında kendimi kabullendirdim. 92'den sonra abim artık evet benim yanımda yer alabilecek kardeşlerimden bir tanesi demeye karar verdi. Ve kendisiyle bulunmuş olduğum sektörde 92 yılından itibaren sektöre adım attım abim sayesinde. Eşim rahmetli küçük yaşta gelmiş Hollanda'ya. Burada işçi olarak çalışmak istememiş. Kendi işini kurmak istemiş. Hep küçüklükten başlamış. Önce garajda araba tamirleriyle, daha sonra şoför okulu yaptı. Daha sonra o şoför okulunu büyütmek istedi. Bir taraftan da ya şey yaparsam hani bu seyahat ajantalığı yaparsam daha güzel olur bunun yanında diye başladı. Ondan sonra şoför okulluğunu bıraktı. 1989'da Ahmet'i Ahmet Gil geldi Hollanda'ya. Ahmet'i yanına aldı. Orada başladı hikayesi Ahmet'in. Ahmet de hırslı bir çocuk ve çalışkandı.
Çok da destek oldu abisine. İkisi beraber çok iyi çalışıp belli bir seviyeye geldiler. İkinci bir şirket açtılar. Hollandalılara yönelik bir iş yapmaya başladılar. Yıldırım'ın vefatıyla beraber tabii ki işler Ahmet'e kaldı. Ahmet de iyi bir yere götürdü. Çok mutluyum onun için. Devam etti. Hiç bırakmadı. Ne kadar zorluk da çekse bugünlere getirdi. Eşim Yıldırım'ın kurduğu bu şirketi Ahmet'in devraldığı, umarım ileride çocuklarımız bir aile şirketi olarak daha yukarılara taşırlar. Hayat öyle ya da böyle geçiyor. Zamanın geçmesinden çok kimlerle geçtiği o anları değerli kılıyor. Ahmet Bey'in hayatındaki yol arkadaşları ve destekçileri kimlerdi? 92 yılına kadar zaten bir başlangıç serüvenim idi. Abim bu sektörde benim şu anki bulunmuş olduğum nokta itibariyle en büyük destekçilerimden bir tanesidir. Tabii bunun beraberinde abimin 92 yılındaki olan ortağı Sayın Mehmet Ali Dayan da özellikle beni çekirdekte yetiştirme adına çok ciddi emeklerine sahiptir. Bir abi gibi, bir baba gibi her zaman bizim abimle olan ilişkimizdeki ciddi bir köprü pozisyonunda idi kendisi. Abim tabii bunun en büyük destekçileri. Yaklaşık kendisiyle de sene 96 yılına kadar da zaten kendisiyle çok ciddi bir şekilde çalıştık. Kendisi bir öğretmendi benim için. Kendisi benim için bir abiydi. Ve aynı zamanda bir ikinci babalığını yapmış oldu bana. Yani böyle bir ciddi anlamda benim şu anki bulunmuş olduğum pozisyonda ciddi emekleri olan bir kişiliktir. Ahmet çok hırslı, çok büyük risk almayı da sever. Hep çalışkan, oturmayı sevmeyen, bir şeyi kafaya taktığı zaman onun peşine giden. Yani aklına ne koyduysan onu yapmak ister. Çoğunlukla da başarı olur. Yani ben başka türlü zaten Ahmet'i bilmiyorum. Yani hep bu şekilde gitmiştir. Ahmet'in ayrıcalığı pes etmemesi en güzel tarafı da o. Yani hiçbir şeyi karamsar fazla görmemesi ve hep devam etmesi. Ekmeğini yaban ellerde kazanmak zorunda kalanlar, hayal ettikleri başarıya ulaşmak için ellerindekine daha bir azimle sarılırlar. Ahmet Bey'in başarılı iş hayatına yaşadığı ülkeden yansıyanları ve değer kattığı fırsatları dinleyelim. Türkiye'de görmüş olduğum tabii eğitim, bunu destekleyen tarafından baz aldığımızda ciddi anlamda beni buradaki ticari kurallardaki olan disiplin, hassasiyet, çalışma hacmine bir destekti. Çünkü Hollanda'da görmüş olduğum bir şey vardı. İşin tüm detaylarına inerek, ön analizleri yapılarak belirli bir yerlere gelinebiliyor. Bu bendeki, içimdeki hedefi tabii tetikleyen etkenlerden bir tanesi. Ve bugün 2017 itibariyle baktığımızda tabii kendimizi olabildiğince güncelledik. Sektörümde her zaman bir yeni trend adı anlamında sektörü sıcağı sıcağına takip etmek ve oluşabilecek tüm gün yenilikleri kendimi yetiştirmeye çalıştım. 92'den bugüne kadar geldiğimizi bir serüven olarak gördüğümüzde çok şeylerin değiştiğini ve değişen değişkenleri zamanında yakalamak sektörümüzde beni bir yerlere kadar getirdi. Ahmet'le 1992 yıllarında tanıştık. Daha doğrusu abisiyle beraber bayağı bir iş teşviki mesaimiz vardı. Uçakçılık olayını bayağı geliştirdi. Daha sonra bu işçi taşımacılığına genelde büyük ağırlık verdi. IT pazarının yükselmesinden dolayı ikinci IT şirketini kurarak bu pazarda da büyük başarılar elde etti. Sadece Türkiye pazarında değil, aynı zamanda Tunus, Malta gibi ülkelere de, Yunanistan'a gibi ülkelere bayağı bir programlar yaptı. Yani kendine özellikle de Hollanda pazarında bir yer edinmiş bir arkadaşımız. Ve bunu da
şartlar el verdiğinde daha da yukarı çıkartacağına ben inanıyorum. Bir şeyleri var etmeye çalışırken işi farklı kılan onu nasıl yaptığındır. Ahmet Bey'i ve turizm sektöründe geniş bir alanda hizmet veren şirketini öne çıkartan unsurlar neydi? Sektörümüzde tabii bir önceki nesle göre tabii değerlendirdiğimizde artık bulunmuş olduğumuz ülke içerisindeki seyahat profilini çok iyi analiz edebilecek durumlara geldik. Yani bu da bizim artık teknolojiye yatırım yaptığımızın neden haksız bir şekilde olmadığının çok ciddi göstergeleridir. 2000 yıl öncesi ve 2000 yıl sonrası diye ben sektörümüzle ilgili çok ciddi bir kırılım noktasını geçirdiğimize inanıyorum. Çünkü 2000 yıl öncesindeki büyüklerimiz, büyük abilerimizin satmış oldukları bilet tamamen gurbetçi vatandaşlarımızın point to point dediğimiz yani bulunmuş oldukları noktadan gitmeleri gereken noktalara kadar olan seyahat planlamasıydı. Yapmış olduğumuz turizm bundan ibaretti. Fakat 2000 ve sonrasında özellikle bizim artık Türkiye gibi bir cumhuriyetin, coğrafyanın zengin kültürlerini tanıtmak ve bunları elimizdeki satmış olduğumuz biletin beraberinde menümüzü genişletmekti. Hedef buydu. Bunu artık zenginleştirebilmenin de tek yolu online. Ahmet'in en güzel özelliklerinden biri de teknolojiye çok yatkın olması, çok yakından takip etmesi ve bunu iyi bulduğu veya önerdiğimiz veya kendinin bulduğu yenilikleri uygulamak istemesi, kendi şirketimiz içerisinde, kendi satış kanallarımızda uygulamak istemesi en büyük özelliği ve en büyük kazancı da bence ondandır. Yani bu teknolojiyi çok yakından takip etmesi. Ahmet Bey'le Fas pazarında beraber çalışıyoruz. O pazarı yıllardır çalıştığım için bundan yaklaşık 5 yıl önce beraber çalışmaya başladık. O pazara daha önce Türkiye ağırlıklı çalıştığı için yeni bir pazarlar arayışı içerisindeydi ve Fas pazarında beraber çalışmaya karar verdik. Yapısal olarak kendisi çok açık sözlü olduğu için sonradan bir sürprizle karşılaşmazsın Ahmet Bey'de ki en büyük özellik onu görüyorum. Bu bazen aleyhine de çalışsa ama genelde lehine çalışıyor. En azından yarın başıma ne gelecek veya bu iş ne olacak kaygısı olmuyor. Baştan ne yapmak istediğini veya nereye gitmek istediğini söyleyen bir insan. İnsana hizmet işiyle uğraşanların toplumun ihtiyaçlarını daha başka bir gözle analiz ettiği söylenir. Ahmet Bey turizm sektöründe yıllar içinde biriktirdiği deneyim ve ulaştığı başarıyı başka hangi alanlarda değerlendiriyor? Her zaman bir sektörün ikinci bir sektörü dediğimiz bir sigorta anlamında veya bir ilave gelir anlamında her iş adamının yaptığı gibi benim de tabii sektörümüzün harici küçük uğraşmış olduğum diğer sektörlerde de bir yatırımımız var. Gıda sektörünü gerçekten seviyorum. Fast food Hollanda'da oldukça kullanılan bir gıda sektörüydü. Bunun tüketiciye direkt değil tamamen üretime, makinelere olan bir yatırım modeli olduğu için böyle bir yolu seçtik. Gıda sektörüne girişim kısa bir süre içerisinde oluştu. O anlamda yapmış olduğumuz araştırmalardaki mevcut ortaklarımla birlikte neler yapabiliriz gıdada diye ve işi tamamen teknoloji background'um olduğundan dolayı işi tamamen makinalaştırarak Hollanda'nın da olmazsa olmazı geleneksel aparatif yemek türlerinden kroketi çok ciddi bir anlamda Hollanda'nın ünlü aşçılarından almış olduğumuz bir resep ile üretim mekanizmasını kurduk. Bu bir aslında günlük tüketilen, günlük her Hollandalı'nın, her Alman'ın, her Belçikalı'nın, her Fransız'ın kullanmış olduğu ve tarihi çok ciddi yıllara dayanan saraylardaki kralların aşçılarının kendisine özel bir şekilde bana farklı bir
damak tadına hitap edebilecek bir tarihçesi olan bir ürün. O anlamda kroket bizim dikkatimizi çekti. Ve olabildiğince teknolojiye hitap eden makinalarımızı yatırım yaparak böyle bir ürünüyle birlikte gıda sektöründe varız demek değil, bir yerlerinde olmak adına yapmış olduğumuz bir yatırımdır. Bugün artık biz krallara demeyelim ama Hollandalılarına ağız damak tadlarına hitap edecek şekilde yapar hale geldik. Bu da bize gıda sektöründe girmemizdeki en büyük etkenlerden bir tanesi olmuştur. Ahmet Bey, yıllar içinde biriktirdiği tecrübelerine dayanarak Avrupa ve dünya pazarında başarıya ulaşmak isteyen iş adamlarına ve gençlere neleri tavsiye eder? Avrupa'daki bir mantığı doğru anlamak gerekiyor şu an itibariyle baktığımızda. Ben 89 yıllarında geldim. Benden önceki kesim 70'li yıllara kadar iniyor. Bizden önceki gelen insanlar buraya çalışmaya geldiler. Sene 89 ve 90 ve 90 yıllarından sonraki gelenlere bakıyorum. Genelde çalışan kesimin çocukları geldi. Ve dolayısıyla o çocuklar burada okudular. Okudukları için çalışma kültüründen çıktılar. Artık çalışırken bir üst tabaka hedef konuldu kendilerine. Yani babası temizlik yaparken oğlu en az temizlik yapan bir bölümün müdürüne hedeflik koydu. Şimdi ticari anlamda baktığımızda sene 90'lı yıllardan bugüne bakıyorum. Ticaret gerçekten bir fırsattı Avrupa için. Bu fırsatlardan bir tanesini de ben de abim dolayısıyla değerlendirebildim. Yani bu benim için bir şanstı. İnancımın gereği alnıma yazılmış bir mucize gibi görüyorum kendi adıma. Aile şirketinde kaynayan bir yemeğe dönüştüm. Bunu fırsata çevirdik. En önemlisi bu sektörün içinde tepeden gelmek değil, aşağılardan yukarıya doğru çıkmak. Sektörle ilgili baktığımızda turizm bir yaptığımız iş sadece biletçilikten öte bir şey değil idi. Yani menümüzü zenginleştirebildiğimiz kadar zenginleştirmek. Bunu başardığımız için benim için Avrupa çok ciddi anlamda benim adıma bir fırsattı. Avrupa'daki değişik sektörler, yani turizm harici olan sektörlerde fırsatlar var mı? Evet. 90'lı yıllarda baktığımızda bir tekstil çok ciddi bir fırsattı Avrupa'da. Bunun gibi gıda sektörü, inşaat sektörü çok ciddi anlamda bir fırsat yaratmadı Hollanda adına. Fakat küçük lokanta dediğimiz restorançıklar, bu tip gibi ciddi anlamda bizim kırsal kesimden gelen vatandaşlarımız adına yapmış oldukları bir ticari fırsatlardandır. Daha önce kardeşi Yıldırım'la ticaret yaptım. Kendisi bir kaza sonucu hayatını kaybetmişti. Bunun ardından Ahmet işleri devraldı. Ahmet'le ticaret yapmak çok verimli. Yaptığı anlaşmayı sonuna kadar kovalar. Sözü sözdür ve tartışmaya meydan bırakılmaz. Kendisi konuştuklarımızı da harfiyen yerine getirir. Ahmet sürprizlerle dolu bir insan. Ticarette de böyle. Bazen düşünüyorum, aman tanrım ne yapıyor, nereye gidiyor bu iş? Ama sonuçta bir şekilde sıyrılıyor ve başarıyor. Ahmet Bey'in piyasaya sürdüğü koltuk kapasitelerine baktığım zaman bazen söylüyorum, vay be, zor değil mi bu kadar koltuğu satmak? Ama sonunda bir şekilde doldurmayı başarıyor ve bu özelliğini de çok beğeniyorum. Daima pozitif kalmasını ve sonuna kadar işine koşturmasını alkışlıyorum. Gerçek bir girişimci. Gençler olarak verebileceğim benim tavsiyem kendi adıma, çünkü ben de halen kendileriyle birlikte kendimi bir onların kardeşleri, arkadaşları statüsünde görerek tavsiyem, düşündükleri hedefe gidebilmenin en güzel yolu sevdikleri bir işe başlamaları ve o sevdikleri işi bir iş mantığından çıkartıp hayat tarzına dönüştürmeleri. Çünkü bu çok ciddi, uzun
mesafeli bir maraton diyorum. Çünkü bugün başarı inanın çok ciddi emek isteyen, çalışmak isteyen ve yapmış oldukları branşlarda özellikle sevmeleri gerekiyor. Zaten sevip çalışarak vermiş olduğunuz bir emek inanın çok ciddi meyvelerini göreceklerdir kendileri. Bu okullarda göreceğimiz bir şey değildir. Çünkü iş hayatı gerçekten tamamen tecrübe ve sevmek, çalışmak, çok iyi araştırmak. Ama herkes, her genç çalışarak bir iş adamı olacak anlamını kesinlikle çıkartmamalıyız. Çünkü kainattaki yaşantımızda birden fazla sektör var. Ticaret de sektörlerden bir tanesi. Çok ciddi eğitim olmazsa olmazımız. Çünkü artık düne kadar çok akıllı olmak bir şey idi ama bugün akıllı olmak yetmiyor. Çok ciddi bir eğitime ihtiyaç var. Yani okul, okumak, eğitimini, yolunu bulduğu hayalindeki eğitimi ciddi anlamda pekiştirirse inanın bütün bu gençler kendilerine izleyecekleri yollarda çok ciddi bir yol kat edeceklerdir. Onun için sevmek, çalışmak, eğitim. Zaman geçiyor. Bir yerden bir yere koşturmalar, telaşlar. Peki Ahmet Bey'in hayatı şimdilerde nasıl geçiyor? Şirket tabii büyüme bir trendinde. Bir 2000 öncesi ve sonrasında baktığımızda bugün bir 2000 öncesinde bir 10 bin kişi, yani bizim tabirimizle, bizim sektörümüzün diliyle 10 bin pax dediğimiz bir müşteri portföyünden bir online gücüyle 2017'lerde artık bir 150 bin kişiyi ekranlarımızda görmeye başladık. Çünkü bunun bir organizasyon işi var. Bu artık bizim küçülme ve bir önceki periyottaki vermiş olduğumuz süreyi azaltma gibi bir lüksümüz yok. Çünkü sektörümüz o kadar güncel ve hızlı işlediği için özel hayatıma ayırmış olduğum zaman olabildiğince çok düşük. Orada eşime çok teşekkür ediyorum. Ailemle birlikte yılda iki defa tatillerde en azından bir 5 gün, 1 hafta maksimum olmak üzere bir birlikteliğimiz oluyor. Ahmet'in temposu aslında yani 24 saat çalışmakla geçiyor. Eve geldiğinde de bilgisayarın arkasında gecelere kadar çalışır. Ahmet ilk başta laptopun arkasına geçer kalktığında. Yani önce hazırlanır tabii ki. Ondan sonra laptopun arkasına geçer, kahvesini içer. Daha sonra kahvaltısını yapar, öyle çıkar. Bizim en çok hoşumuza giden aileyle birlikte tatile gitmektir. O zaman daha çok birlik oluyoruz, öyle söyleyeyim. Gündüz 8 saatlik işi, akşamları çocuklarım uyuduktan sonra bir 3 saat gibi bir sürede bitirebiliyorum. Çünkü konsantrasyonum tamamen işe hakim. Tabii bu ilerleyen geç saatler olmasına neden oluyor. Bundan dolayı bir günüm genelde sabah 11'den sonra başlıyor. Çok önemli ve olmazsa olmaz bir randevum yok ise saat 10-11 gibi başlıyorum. Uyandıktan sonra zaten giyimimden sonra kahvem ve sabah evde maillerime bakarak başlayıp sonra ofisime geliyorum. Ahmet Bey'in ofise gelmesi genelde sakin oluyor. Geç saatlerde oluyor. 11-12 gibi. Ondan sonra bir önceki günün işlerini görüşmüş oluyoruz. Görüşüyoruz. Ondan sonra günü değerlendiriyoruz. Yapılması gereken işleri anlatır. Yapmam gereken işleri söylerim. Ahmet Bey'in başarısının sırrı bence hızlı karar verebiliyor olması. Ahmet Bey genelde her işin her aşamasında bulunmak isteyen birisidir. Kontrolü pek başkasına bırakmak istemez. Sonuç itibariyle her kararı en son olarak kendisi verir. Mevcut projelerimiz,
satış departmanlarımız, marketing departmanlarımız, ürün departmanlarımızdaki ve çağrı merkezlerimizdeki işlerimizi bir haftalık bir program dahilinde yapıyoruz. Haftalık ve aylık seyahatlerimiz oluyor yurt dışında yapmış olduğumuz işlerden dolayı. Böyle bir günümüz geçiyor. Şimdi Ahmet Bey'in önemli bir özelliği işin her aşamasında çok yakından takip etmesi. En ince noktasına kadar kendisi bizzat ilgilenir. Ve sürekli işin başındadır. Yani ben buradan iki gün kayboldum, bakın başınızın çaresine diyen bir insan değildir. Gece gündüz, gerçekten gece gündüz sürekli takip eder, satışları takip eder, satışları inceler. Yoğun bir iş temposu çünkü yaptığımız iş tamamen zamanla yarış olduğu için ve benim 11'den sonraki başladığım saat akşam 6'ya kadar olan da bir çok ciddi bir yoğun bir tempo devam ediyor. Dünya değişti, uzaklar yakın oldu. Teknoloji gelişti. Bütün bunların toplamında Ahmet Bey'e göre günümüz ve geçmiş kıyaslamasında Türkler Avrupa'nın neresindeydi? Bugün 2000 öncesi olan bir Türkiye'deki oluşan ve yaşantı tarzları bir Hollandalı'ya göre çok farklıydı. Çünkü bizi hep bir ikinci sınıf millet olarak görüyorlardı. Çünkü 2000 yılı öncesinde çok iyi hatırlarım. Değerli büyüklerimiz, devlet büyüklerimiz geldiklerinde çok sessiz sedasız gelip ve gittiklerini sonradan duyuyorduk. Gördüklerimizde de hep böyle otel lobilerinde ve çok basit bir şekilde bir medyaya hiç çıkmazlardı. Ama bugün bir 2000 ve sonrasındaki yaşadığımız bir Türkiye'nin güçlülüğü otomatik olarak biz burada yaşayan bir Türk vatandaşı olarak bizim güncel hayatımıza kadar artık etkilerini görüyoruz. Düne kadar bir Hollandalıyla ticaretimizde hep bir Türk ayrıcalığı vardı. Yani ikinci sınıf, siz bilmezsiniz, siz anlamazsınız gibi böyle gereksiz esprilere maruz kalan bir millettik. Ve bugün ben 2017'ye doğru baktığımda artık özellikle 2005 ve sonrasında kartımı verirken bir meslektaşıma veya sektörümdeki herhangi bir yabancıya korkmuyorum. Kendimi tekrar tekrar telaffuz etmemi gerektirecek hiçbir konu yok. Gereksiz ve anlamsız esprilere maruz kalmıyorum. Ama bunu biz yine bir millet olarak almış olduğum, özellikle benim Türkiye'deki eğitimim ve istikrarlı terbiye kültürüm, şunu yapmıyoruz mesela: bir dün Türk bu idi, bugün Türk bu oldu deyip onlara yine tekrardan kötüyü kötüyle cevap vermek adına olan yolu seçmeyip onlara bir Türk'ün ne olduğunu anlatabiliyoruz. Yani biz de sizler kadar çalışkan, titiz, araştırmacı olması gereken konuları sizinle birlikte analiz edebilecek seviyede olduğumuzu artık çok rahat bir şekilde anlatabilir hale geldik ve devamında bunlara şirketlerimizde iş vererek, çünkü düne kadar çalışıyorduk ama bugün artık bu güçlü ülkenin bir vatandaşı olarak ürünümüzü çok rahat bir şekilde onlara alttan alarak değil, daha doğru kademelerde. Çünkü burada ben kesinlikle Hollandalıları geçtik ve onlardan üstünüz egosuyla yaklaşma yolunu seçen bir iş adamı olarak konuşmak istemiyorum ama şöyle bir gerçek var. Biz de bir çalışan bir milletiz. Diğer milletlerin saygı duyuyor isek, saygı gösteriyor isek, bizlerin de almamız gereken saygıyı artık onların vermelerine gerek kalmadan hakkımız olanı istiyoruz ve alıyoruz. Artık güçlü bir ülkeyiz. Güçlü ülkenin vatandaşlarıyız. Bu bize bir güç veriyor ve güç katıyor.
El İlinde El Üstünde'yi izlediniz. Gelecek programda sınırların ötesinden başka bir yüz akına tanık olacağınız yeni bir başarı öyküsüyle buluşmak üzere.